yazılımından herkese merhabalar. Şimdi sizlere garsonlarımızın sipariş alabileceği ve masadaki diğer işlemleri yapabileceği garson uygulamamızı tanıtmak istiyorum. Buradan giriş yapıyoruz. Her garsonumuzun ayrı şifresi olabiliyor. Şu anda bir garsonumuzun şifresiyle giriş yapıyorum ben. Açık masalarımızı gördüğünüz gibi mavi renkte ve her garsonun kendi ismini altına etiketlemiş şekilde görebiliyorsunuz. Masanın içerisindeki ürünlerin toplam tutarını ön yüzlemede görebiliyorsunuz. Açık masaların üzerinde gördüğünüz gibi. Bahçe 2 üzerinde göreceğiniz üzere 130 lira. Masa açılalı 9 dakika olmuş ve Melinda isimli garsonumuz ilgileniyormuş. Sol üst kısımda hangi garsonun bu uygulamaya giriş yaptığını görebiliyorsunuz. Şu anda parmağımla ben işaretleyerek göstermeye çalışıyorum. Farklı bir garson giriş yaptığında onun ismini yazacaktır. Şimdi sefa kullanıcısıyla giriş yaptık. Boş bir masaya giriyorum. Gördüğünüz üzere ürünlerimiz hızlıca geldi. Resimli ve resimsiz olarak çalışılabilir. İsteğe bağlı olaraktan. Birkaç tane ürün gireyim. Ürünlerimiz gördüğünüz gibi sol taraftaki siparişler bölümümüze gidiyor. Kaç adet ürün girildiğini görebiliyorsunuz sayısıyla. Kebaplar kısmına geldiğim zaman özelliği olan ürünlere üzerine tıkladığımda otomatik olaraktan diğer özelliklerini soracaktır. Gördüğünüz üzere bir porsiyon, 1,5 porsiyon, baharat ve sos tercihleri buradan seçilebilir. Olmayan özelliklere eksi fiyat girebilirsiniz. Atıyorum sos yok dediğimiz zaman eksi 4 lira olaraktan bu ürünün tutarından düşecektir. Ekstra şiş diye bir özelliğimiz varmış kebaplarda. Ekstra şiş için 10 lira tutar belirlemişim. Ekstra şiş seçildiğinde 10 lira olaraktan üzerine ekleyecektir ürünün. Bir tane de ekstra ekmek giriyorum. Masaya ekledim. Özelliği olan ürünlerde de bu şekilde özelliklerini seçerekten siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi sol alt kısımdan siparişler bölümüne geldiğim zaman burada girdiğim ürünleri görebiliyorum. Gördüğünüz üzere. İçecek girmemişiz. İçecekler kısmına geçtiğimde gördüğünüz üzere olmayan ürünlerimi ana bilgisayardan bitti olarak işaretlediğimde gördüğünüz gibi kırmızı olaraktan alt kısmını çizer ve bu ürünlerin girişini yaptırmaz. Seçilemezsiniz. Gördüğünüz gibi bu ürün tükendi. Lütfen alternatif bir ürün seçin diyor. Bir tane Pepsi kutu girelim, bir tane Fanta kutu girelim. Şu anda tekrardan siparişler bölümüne geçiyorum. Eğer yanlış girdiğimi düşündüğüm bir ürün varsa onaylamadan önce bu ekranda sol kısma kaydıraraktan ürünümü silebilirim. Gördüğünüz gibi ürünlerimi silebilirim. Adisyon not ekleyebilirim. Bu mutfak sipariş şablonumuzdan çıkacaktır. Onayla diyorum şu anda. Gördüğünüz gibi adisyonum oluştu. Bahçe 3, 213 lira. 0 dakika olmuş ve Sefa kullanıcısının girdiğini görebiliyorsunuz burada. Sipariş alımı bu şekilde. Sonrasında farklı bir masaya girelim. Gördüğünüz gibi eğer ana bilgisayardan ben garsonların birbirlerinin adisyonlarını görmesini istemiyorsam bu özelliği kısıtladığımda birbirlerinin adisyonlarını açamazlar. Bu ana bilgisayardan değiştirebileceğimiz bir özelliktir. Bunu değiştirdiğimde diğer garsonlar benim kullanıcımın adisyonlarını görebilir ve işlem yapabilir. Şu anda kısıtlanmış bir özellik olduğu için yapamıyor. Kendi masama girdiğim zaman sağ alt kısımda işlemler var. Tıkladığımda gördüğünüz gibi en üstte hesap yazdır var. Bu adisyonun hesabını hesap yazıcıdan yazdırıp müşterime götürebilirim. Yetkim varsa ödeme alabilirim. Gördüğünüz gibi 213 lira hesap var şu anda. Ürün seçerekten de ödeme alabilirim. Gördüğünüz gibi
İki ürünü seçtim, 148 lira nakit ödeme alıyorum. Gördüğünüz gibi 148 lira nakit ödeme aldığını yukarıda belirtti. Aynı zamanda Messenger özelliğimiz mevcut. Bütün kullanıcıların yaptıkları işlemleri otomatik olaraktan Messenger'dan diğer kullanıcılara gönderecektir. Gördüğünüz gibi daha önceki yapılan işlemleri burada görüyorsunuz. Taşıma işlemleri, ödeme alma işlemleri. Bunların hepsini buraya otomatik olarak gönderiyor kendisi. Ve buradan birbirimize mesaj da gönderebiliriz. Garsonlar birbirine mesaj gönderebilir. Şu anda diğer garsonlarım Sefa kullanıcısının gönderdiği mesajı görebilecektir. Aynı zamanda sağ alt kısımda gördüğünüz gibi bir mikrofon simgesi var. Buradan mikrofon simgesine basıp konuştuğumda da diğer kullanıcılara sesli mesaj gönderebilirim. Bluetooth kulaklık kullanıldığında bu özelliğimiz telsiz özelliği olaraktan çalışabiliyor. Bu sayede işletmelere ekstradan telsiz alma masrafından kurtarmış oluyoruz. Özet olarak da bu şekilde. Diğer işlemleri hızlıca anlatayım. Masayı taşıyabilir. Bahçe 22'ye taşıyalım. Gördüğünüz gibi taşıma işlemi başarılı dedi ve bu işlemi diğer kullanıcılara mesaj olaraktan gönderdi. Şurada görebiliyorsunuz. Garson uygulamamızda garsonumuzun masalarla ilgili yapacağı diğer işlemleri hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi karmaşık bir çok ürün olan adisyon oluşturuyorum. Onayladım. Adisyonuma girdiğimde içerisinde sağ alt kısımda işlemler bölümü var. Hesap yazdırmayı anlatmıştım. Ödeme almayı anlatmıştım. Ancak ödeme almaya tıkladığımda eğer karışık bir çok fazla müşterimizin oturduğu bir adisyonsa müşterilerimizin belirttiği ürünleri seçerek denemesini alabiliriz. İki mercimek çorbasından birisi benim. İşte bir Pepsi kutu benim. Bir karışık tost benim dediğinde tamama tıkladığımızda tutarı otomatik olarak buraya getirecektir. 3 ürünün tutarı toplamda 65 lira yapıyormuş. 65 liranın şu anda ödemesini alabilirim. Ve buradan hesabını yazdırıp müşterimize götürebilirim. Hangi ürünlerden dolayı ne kadar ödediyse çıkan fiş götürüp müşterimize teslim edebiliriz. Taşıma olayını anlatmıştım. Siparişlere böl özelliğimiz var. Buradan atıyorum bu masada 4 kişi oturuyor. 2 kişi ürünlerini alıp kalkmak istedi diyelim. Ürünlerini bize söylediğinde buradan ürünlerini seçip taşı dediğimizde farklı masa ve müşterimizin hangi masaya oturduğunu seçerekten ürünlerini o masaya taşıma işlemini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi salon 13'e ben az önce seçtiğim 4 ürünümü taşıdım. Böyle bir özelliğimiz mevcut. Tekrardan dönelim adisyonumuza. Hesap yazdırıldıktan sonra adisyonu otomatik olaraktan kilitler ve sipariş alınımı yapmaması için bir uyarıda bulunur. Bu hesaplar karışmasın diye eklediğimiz bir özellik. Garson değiştirebilir. Bu masayı farklı bir garsona atamasını yapabilir. Şu anda Kamil adlı garsonumuza atamasını yaptım. Artık bu adisyon, bu masa kendisinin masası değil. Kendisi ilgilenemez. Birazdan garsonların birbirlerinin masasını görememe özelliğini kaldıraraktan anlatımıma devam edeceğim. Bu özelliği kaldırıp bütün garsonların birbirlerinin masalarının üzerinde nasıl işlem yaptığını göstermek istiyorum hızlıca. Şu anda ana bilgisayar tarafından garsonların birbirlerinin adisyonlarını görüntüleyebilme özelliğini aktif ettim. Melinda kullanıcısıyla giriş yapıyorum. Hoş geldiniz. Melinda dedi. Yukarıda gördüğünüz gibi Melinda kullanıcısıyla giriş yaptık. Şu anda Kamil garsonumuzun ilgilendiği bir masaya giriş yapıyorum ve gördüğünüz gibi giriş yapabildik. Sefa adlı kullanıcının garsonumuzun masasına giriş yapabiliyorum. Sadece giriş yapma değil, bütün işlemler aktif oldu şu anda.
Bütün işlemleri yapabilir, taşıyabilir, hesap yazdırabilir, ödeme alabilir. Artık bütün özelliklerimiz aktif oldu. Bütün özelliklerimiz çalışıyor. Haricen anlatmak istediğim, garsonlarımızın eğer yetkisi var ise adisyon içerisinde ikram iade yapabilir. Adisyon içerisine girdikten sonra ürünü sağa kaydıraraktan ikram butonuna bastık. Belli bir süresi var. Girilen siparişler belli bir süre geçtikten sonra ikram edilebiliyor. Eski bir masaya giriş yapalım. 21 dakika geçmiş. Gördüğünüz gibi eski bir girilmiş siparişlerden ikramda iade özelliğini kullanabiliyoruz. Buradan 3 tane Pepsi kutumuz varmış. Normalde şurada sayısını görüyorsunuz. Kaç tanesini ikram etmek istiyorsanız. Burada hazır sebeplerimiz var raporlamada kullanılmak üzere. Burada müşteri memnuniyeti diyebiliriz. Pepsi kutunun bir tanesini ikram ettik gördüğünüz gibi. Şuradan da bir ürünü iade edelim. Mesela 3 kuzu kuşbaşından birini müşteri vazgeçti sebebiyle iade ediyorum. Onayla kapat diyorum. Bu işlemleri aynı zamanda Messenger tarafından otomatik olarak mesajlarını gönderiyor. Kasiyer ve diğer garsonlarımız bu mesajları görebiliyorlar. Garson uygulamamızın kullanımı özet olarak bu şekilde. Çok daha uzatabilirim ama genel olaraktan bütün özellikleri anlatmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Fiyatlarımız ve diğer özelliklerimiz için iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.